İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de katledilen Cemal Khashoggi ve onunla ilgili olarak da Amerikan istihbarat birimlerinin raporu artık ortada. 21 kişi katliamdan sorumlu tutuluyor. Zaten Prens Selman'ın jetiyle katliam timinin Türkiye'ye gelip ayrıldığı bilgisi dünden beri Amerikan basınında da yer alıyordu. Yani raporun öncü başlıkları da ortaya çıkmıştı. Yakalama ve ölüm emrinin de Prens Selman tarafından verildiği de bu raporda açık açık belirtiliyor. Ve aynı zamanda gerekçe olarak da kraliyet ailesine Cemal Khashoggi'nin bir tehdit olarak görüldüğü de vurgulanıyor. Bu rapor ve raporla birlikte bundan sonrasında gerçekleşebilecekler için akademisyen Bülent Yavuz bizimle. Bülent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Salih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bir yandan son dönemde buna alıştık. Çünkü Türkiye'nin önemli konularda hem bölgesel hem çevresel konularda söylediklerinin geriden gelerek de olsa dünyanın önemli ülkeleri ya da kurumları tarafından da hemen hemen aynı şekilde zikredildiğini biliyoruz. Ama Cemal Khashoggi olayı en öne çıkacaklardan biriydi. Çünkü Türkiye'de gerçekleşmiş olan ve bir yandan gerçekten de mide bulandırıcı diyebileceğimiz bir şekilde bir ülkenin vatandaşını o ülkenin toprakları sayılan yerde katledip cansız bedenini de yok etme çabası bizdeki deliller açık açık zaten bugün raporda söylenildiğini gösteriyordu. Prens Selman'ı Amerikalılar da sorumlu tutuyorlar. Buradan ne çıkar, ne çıkmaz, ne dersiniz? Şöyle, şu anda zaten bu konu çok hararetle basında da tartışılıyor. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi Cuma gecesini bekledi Başkan Biden. Yani Suudi Arabistan'da güneş batımından sonra zannedersek kralı aradı. Ve konuşmasında insan haklarına vurgu yaptığı belirtiliyor. Yani rapordan doğrudan atıflar yerine insan haklarının hukuk devletinin geçerliliğinin korunması şeklinde bir görüşte bulunduğu söyleniyor. Ve arkasından da raporun özet kısmında Bin Salman'ın, Prens Salman'ın bu cinayette doğrudan bir onayı olduğu şeklinde de bir ifade var açıkçası. Doğrudan bir suçlama yapılmasa bile bahsettiğiniz o 21 kişinin kendisinin emirleri dışında bir hareket yapamayacağının çok net bir şekilde belirtildiği raporda da açıklıkla ifade ediliyor şeklinde görüyoruz. Buradaki soru şu, her an prens kral olabilir, zira kralın yaşı epey 85 yaşında olduğu için böyle bir ihtimal her zaman Biden'ın başkanlığı döneminde olabilecek gibi düşünülüyor. Eğer böyle bir durumda karşımızda o zaman Suudi Arabistan kralı var olacak. O durumda ilişkiler ne şekilde olacak diye bu soru şu anda masada duruyor. Kendisine yaptırımlar getirilecek mi? Prens'e yaptırımlar getirilecek mi, getirilmeyecek mi? Bu da ayrı bir konu. Zira hem İran'la olan mücadelede Amerika'nın pozisyonunda Suudi Arabistan çok çok önemli bir aktör. Hem de zaten Suudi Arabistan'ın önemi Orta Doğu bölgesinde yatsınmaz bir şekilde Amerika'nın karşısında duruyor. Yani bu sorunun cevabı şu anda verilmiş değil. Ama bir sorun olarak Biden'ın önünde duruyor diyebiliriz.